Ta bin Ebu Hakim Muaviye'nin muhafızıydı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın muhafızı. Ata bin Ebu Hakim. Bu onun muhafızıydı diyor. Bir gün bana şunları anlattı bu Ata bin Ebu Hakim. Ebu Osman el-Medeni'ye anlatmış. Dedi ki bana diyor, bir adam Muaviye'ye gelerek Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadisi nakledince, yani bu okuduğumuz hadis-i şerifi, Hazreti Muaviye'ye naklediyor bir adam. Nakledince Hazreti Muaviye diyor ki, bu kimselere böyle yapıldıktan sonra, yani hafıza, şehide ve zengine böyle yapıldıktan sonra, böyle davranıldıktan sonra acaba diğer insanların hali ne olacak? Yani onlar bu değerlere malik. Ama böyle bir felakete sürüklendiler. Hem o değerlere malik olmadan bir takım şeylerin içine girmiş olan insanların hali nice olur? Diyor Hazreti Muaviye. Diğer insanların hali ne olacak? Yani şehide böyle davranılmış, zengine böyle davranılmış, Kur'an hamiline, hafıza böyle davranılmış. Diğer insanların hali ne olacak? Bunu düşünemiyorum bile manasında bir söz söyledikten sonra ağlamaya başlıyor. Hazreti Muaviye öyle bir ağlıyor ki bu hadise üzerine, yani öyle bir ürperiyor ki bu hadis-i şerifin şiddetinden. Biz diyor Hazreti Muaviye'nin mahvolduğunu zannettik. Artık bitti. Daha geri dönmez. Öylesine perişan bir hale düşüyor Hazreti Muaviye radıyallahu anh bu hal karşısında. Demek ki öylesine ciğerden gelen bir acı hissediyor. Yani ne olacak halimiz? Veya bunun dışındaki insanların hali nice olur bunlara böyle davranıldıktan sonra? Halbuki biz bunları dünyada ne kadar şey görüyorduk. Cenneti garantilemiş gibi bakıyorduk adeta. Şehit olmuş. Bunun cehennemle ne alakası olabilir? Hafız olmuş. Bunun cehennemle ne alakası olabilir? Zengin olmuş ve Allah yolunda harcamış. Bunun cehennemle ne alakası olabilir? Diyorduk ama gördük ki öyle değilmiş. Eyvah diyor. Peki bunun dışındakiler ne olacak? Yani şehit, zengin, hafız bu duruma düştü. Bu değerlere malik olduktan sonra bu duruma düşmek. Demek ki hiç kimsenin garantisi yok demeye getiriyor. Ve bu korku, bu ürperti Hazreti Muaviye'yi perişan bir hale getiriyor. Onun diyor mahvolduğunu zannettik diyor. Öyle bir hale düştü. Sonra biz dedik ki diyor bu adam kötü haber getirdi. Yani Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a bu hadisi nakleden adam için dedi ki bu adam kötü bir haber getirdi. Yani Hazreti Muaviye perişan oldu onun getirdi haber sebebiyle. Bu adam kötü bir haber getirdi dedik. Sonra Muaviye kendisine gelince yüzünü sildi ve şöyle dedi. Allah ve Resulü doğru söylemiş. Hazreti Muaviye radıyallahu anh kendisine geldikten sonra Allah ve Resulü doğru söylemiş dedi. Ve arkasından da Hud suresinin 15 ve 16. ayetlerini okudu. Mealen o ayetlerde kainatın sahibi buyuruyorlar ki dünya hayatını ve ziynetlerini isteyenlere biz dünyada amellerinin karşılığını eksiltmeksizin veririz. Dünya hayatını ve ziynetlerini isteyenlere biz dünyada amellerinin karşılığını eksiltmeksizin veririz. Onların ahirette ateşten başka nasibi yoktur. Yani dünyayı isteyenlere, dünyanın ziynetlerini, güzelliklerini isteyenlere biz diyor dünyada amellerinin karşılığını eksiltmeksizin veririz. Ancak onların ahirette ateşten başka nasibi yoktur. Dünyayı istemeyin diyor yani. Ahireti isteyin, hatta ahireti de istemeyin. Beni isteyin manasında. Onların ahirette ateşten başka nasibi yoktur. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Ayet-i Kerim'in devamında
ve bitiminde zaten batıl şeylerle uğraşıyorlardı. İşte burada ihlasın olmaması halinde ağzımızla kuş tutmuş olsak sonuç elde edilmiyor. Onların diyor ahirette ateşten başka nasip yoktur. Bu hadis-i şerifi duyduktan sonra perişan bir hale gelip ayıldıktan sonra bu ayet-i kerimeyi okuyor Hazreti Muavir radıyallahu anh. Dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yani hafız olmaları boşa gitmiştir. Şehit olmaları boşa gitmiştir. Zengin olup sadaka vermeleri, zekat vermeleri de boşa gitmiştir. Çünkü bütün bunları desinler için yapmıştır. Riyakar bir tavır içindeydi. Benim rızam için yapmadı diyor Mevla. Zaten batıl şeylerle uğraşıyorlardı. Ayet-i kerimenin sonunda böyle diyor Mevla. Evet, onun için yapıp ettiklerimizin büyük veya küçük olmasına bakmadan sadece Allah rızasına matuf olup olmadığına bakmamız lazım. Yani yaptığımız şeyi hakikaten Allah rızası için yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Küçük olmasının hiç önemi yok. En küçük bir amel bu şekilde yapılırsa Mevla'nın hoşuna gittiği için cennetin yolu açılabilir. Ama çok büyük işler yapmış olsak bile niyet rızayı bari değilse, Allah rızası yoksa o fiilin içinde sonuç işte burada belirtildiği gibi. Hadis-i şerifte ve ayet-i kerimedeki sonuç bizi bekliyor demektir. Mevla cümlemizi bu tehlikelerden muhafaza buyursun inşallah. Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Diyor ki Ebu Seleme Abdullah bin Amr ile Abdullah bin Ömer filan beldede, yani Merve denilen beldede karşılaşmışlar. Karşılaştılar diyor. Bir müddet konuştular. Sonra Abdullah bin Amr yoluna devam etti. Bunlar ikisi Merve denilen bölgede karşılaşıyorlar. Bir müddet konuşuyorlar. Bunlardan bir tanesi, yani Abdullah bin Amr yoluna devam ediyor. Abdullah bin Ömer ise, geride kalan ise ağlayarak orada kalıyor. Yani konuşuyorlar. Bir müddet sonra biri ayrılıyor. Biri kalıyor, fakat kalan Abdullah bin Ömer, orada kalan ağlamaya başlıyor. Yanında bulunanlar tabii şaşırıyorlar. Nedir diyorlar senin derdin? Ey Ebu Abdurrahman, niçin ağlıyorsun diye soruyorlar. O da şöyle cevap veriyor. Şu adam, yani Abdullah bin Amr, o giden Abdullah bin Amr, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittiğini söyledi bana diyor. Kainatın Efendisi'nden bana şunu nakletti diyor. Onun için ağlamaya başlamış. Bu hadis-i şerifi ondan duyduğu için sohbet ettiler. O bu hadis-i şerifi söyledi, ayrıldı. Fakat arkadan kendisi perişan bir hale düştü. Kendilerine sorduklarında da diyor ki bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi şerifi nakletti. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimseyi Allah yüzüstü sürüyerek cehenneme atacaktır. Zerre kadar kibir. Şimdi insan kendini yokladığında ürpermesi lazım. Tabi gaflet deryalarına daldığımız için bu işler bize bir ürperti şeklinde dönmüyor. Sirayet etmiyor. Böyle bir ürperme hissi bizde oluşmuyor. İşte bu da iman zafiyetiyle alakalı. Onun için sahabe-i kiram hazaratı tek örnektir. Onlar nasıl bir hayat yaşamışlarsa, bu hayattan nasıl etkilenmişlerse, din-i mübin İslam'ı nasıl hissetmişlerse, kainatın efendisine nasıl tabi olmuşlarsa, Mevla'ya karşı aşk ve korkuları nasıl ise, biz de onları taklit ederek o yoldan gidebilmiş olsaydık,
Bu ürpertiler zaman zaman bizde de tecelli ederdi. Etmediğine göre dönüp kendi nefsimizi hesaba çekmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. İşte diyor bu hadis-i şerifi bana naklettiği için ağlıyorum. Ben bu hal sebebiyle bu duruma düştüm. Burada ne kadar ince düşünmemize dair müthiş ipuçları var. Tabi kelamdan ibaret kaldığı an bunlar bir şey ifade etmiyor. Onun için Sarih Mirzabioğlu'nun Kökler isimli eserinde Ehlullah'tan nakil şöyle bir söz hatırlıyoruz. Kelamın bir cemali vardır ki Allah onu inayet ettiklerine gösterir. Yani kelamın, kelimelerin bir iç yüzü vardır. Bir hakikati vardır. Mevla onu yardım ettiği kullarına gösterir. İşte o yardım olunanlardan olmak için bu titizliği göstermek zorundayız. Yani ihlas ve samimiyetle, küçük de olsa ihlas ve samimiyetle iş yapabilirsek Mevla kelamın cemaline dair olan hakikatleri, hikmetleri bize nasip eder. Yoksa çok büyük işler yaparak veya yaptığımızı zannederek bu ihlastan azade durumda isek, bu ihlastan uzak isek bu ürpertilerin tecelli etmesi tabii ki söz konusu değil. Mevla bu tehlikelerden ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin inşallah. Yine Neyfel oğullarının azatlısı Ebu Hasan